Bu teklif yasama faaliyetlerini tek tipleştirecek keyfi bir düzenlemedir. Oysa hukuk devletinde keyfiliğe asla yer yoktur. Çünkü hukuk devleti azınlık tahakkümüne olduğu kadar çoğunluk despotizmine karşı da halkımızın en büyük güvencesidir. Bakın, demokratik devlet, halk egemenliği, demokratik temsil ve iktidarın denetlenmesi esasları üzerine yükselir. Ulusal birliğimizi oluşturan bu üçlü sac ayağından birini çekerseniz bütün sistemi çökertirsiniz. Değerli arkadaşlar, bu düzenleme ile aslında Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvelin dize getiremediği Gazi Meclis'in sesini kısmaya çalışıyorsunuz. Muhalefeti susturacağım derken Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin geleceğini tehlikeye sokuyorsunuz. Bu düzenleme ile kısıtladığınız konuşma süreleri milletvekillerinden esirgenen 3-5 dakika değil, demokratik temsil hakkıdır. Yani zamandan kazanmak için muhalefetin sesini kısmanız, demokratik temsil hakkını ortadan kaldırmanız demektir. Bir milletvekili kendisine ait bir kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasını yalnızca bir kere isteyebilir diyorsunuz. Yasa yapım tekniğini oylama taktiği olarak görüyor, oyalama taktiği olarak görüyor, güçlendireceğiniz yerde iyice güçsüzleştiriyorsunuz. Aslında gerçek şu ki, kanun fabrikasına çevirdiğiniz parlamentoda sadece sizin istedikleriniz yasalaşsın istiyorsunuz. Bu anlamda anayasada hayat bulan içtüzük ile bizlere verilen kürsü ve yasama hakkını fiili anlamda engelliyorsunuz. Meclis sadece bir yasama organı değildir. Hatırlatmak isterim ki bu oturduğunuz sıralar demokrasiyi besleyen ana damarlardır. Bugün geçirmek istediğimiz bu teklifle demokrasiye darbe indirilirken ülkenin can damarlarını bizzat siz tıkıyorsunuz. Unutulmasın ki muhalefeti mecliste pasifize etmek, halk egemenliğini ortadan kaldırmak demektir. Adına verimli çalışma dediğiniz muhalefetin sesini kısmak, ülkeyi uçuruma sürüklemek demektir. Bakın, denetlenemeyen, eleştirilemeyen bir iktidar ülkede uzlaşma kültürünü değil, çatışma kültürünün yerleşmesine neden olur. Meşru hale getirmeye çalıştığınız otoriter düzeni parlamentodan başlayarak bütün ülkeye yayıyorsunuz. Peki neyin yasak, neyin faydalı olduğuna kim karar verecek? Hapishanelerde var olan mektup okuma komisyonları gibi biz de parlamentoda çalışma düzenini bozucu materyaller komisyonu mu kuracağız? Değerli vekiller, içtüzük Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ve demokrasi iklimini koruyan milli siyaset belgesidir aslında. Siz bugün anayasanın koruyucusu olan parlamentoyu anayasayı ihlal etmeye zorluyorsunuz. Oysa demokrasinin gereklerine ve kurallarına bağlı kalabilirsek ülkemizde ileri ve kalıcı bir huzur ortamı inşa edebiliriz. Öte taraftan bu düzenleme yasallaştığı vakit şekli demokrasinin esiri olacağız. Unutmayın, bu salon demokrasinin meydanıdır. Bu sıralarda yükselen muhalefetin sesi değil, halkın sesidir. Demokrasiyi susturursanız halkı susturursunuz. Halkı susturursanız Türkiye'yi susturursunuz. Ve ne yazık ki o gün geldiğinde hem sizler için, hem meclis için, hem de demokrasimizin geleceği için çok geç kalmış oluruz. Çünkü parmak üstünlüğüne ve bir siyasi grubun arzusuna